Merhabalar, Siberosfer'in bu bölümünde bedenimizi konuşacağız. Siber dünyada daha çok oturarak çalıştığımız ve bedenimizi unuttuğumuz bir dünya akışında acaba omurgamızda neler oluyor, bedenimizde neler oluyor bunu konuşacağız. Bendeniz yıllar önce bilinçsizce spor yaparken bir gün yelken yarışında sakatlanmıştım, dizim dönmüştü. Sonrasında da Egemen Konak'la tanıştım. Kendisi hareket bilimci. Ve bedenimle ilgili aslında neleri düşünmem gerektiğini hem çalışırken hem de sosyal hayatımda o zaman fark ettim. Ve bugün siber dünyada da çok daha kritik bir konu bu. Çok da az konuşuyoruz. Bu yüzden bu konu gündeme getirmek istedik. Egemen Konak'la tanışıyoruz şimdi. Egemen hoş geldin. Hoş buldum. Beni çağırdığınız için öncelikle teşekkürler. İkincisi konu için teşekkürler. Çünkü çok önemli bir konu. Herkesin bilmesi gereken ama herkesin kaçtığı konular bunlar. Genelde masa başı olduğu için ve sorularını bekliyorum şu an heyecanla. Evet, yani şu anda da oturduğumuz gibi dünyadaki rakamlara baktığımızda mesleklerin %80'i artık oturarak. Evet. Yani insanlığın geldiği noktadan bugüne baktığımızda Hı aslında hı. çok büyük bir değişim söz konusu. Evet. Bir de bunun yanında beyaz yakalı kişiler mola saatlerinin %75'ini de oturarak geçiriyorlar. Evet. Yani oturma Hala üstüne devam oturma. ediyoruz. O yüzden ben sana önce şunu soracağım. Sen pilates uzmanısın, Hı pilates hı. eğitmenisin, aynı zamanda hareket bilimcisin. Evet. Neden pilates? Evet. Ya aslında kişilere önce şunu öğretmemiz gerekiyor. Genelde şunu söylerler. Spor yap dedi. Sporla egzersiz birbirinden farklı şeyler. Spor vücudu düzeltmeye, vücut kompozisyonunu geliştirmeye yönelik bir aksiyon değil. Egzersiz bunun adı. Spor genelde parasal karşılığı olan ve bir derecesi olan, bir sonucu olan bir hareket şekli. Ama egzersiz öyle değil. Yani spor yaptığınızda vücudunuz için iyi bir şey yapmış olmuyorsunuz. Egzersiz Sporu, yaptığınızda vücudunuz için iyi bir şey yapmış yani oluyorsunuz. şöyle mi? Sporu bir sonuç için, Evet. bir kazanma dürtüsüyle Evet. yapıyoruz. Ama Evet. egzersiz sadece bedenimiz için. Aynen öyle. Çünkü sporun parasal bir karşılığı var ama egzersizin yok. Yani sporcular bedenine zarar vermek zorunda. İş gibi, masa başı çalışanlar gibi. Yani oradaki mesleki deformasyon da o. Aynısı. Ya biz bu arada sporu işte e-spor, mobil oyun ve oyun kısmında çok konuşuyoruz. Evet. Hani o yüzden çok da gündeminde olan bir Hı. konu dünyanın. Peki oturduğumuzda ne oluyor? Yani saatlerce Evet. oturuyoruz ya çalışırken ve oyun oynarken. Evet. Ya az önce bir istatistik verdin ve neredeyse günü tamamını oturarak Evet. geçiriyoruz. Ve omurga yapısı, genel yapıya bakıldığında yani omurganın bittiği yer bizim oturduğumuz yer. Ve aslında omurga en çok baskıyı otururken alıyor. Omurga. Ve insanlar oturunca kendini iyi hissedeceğini ve rahatlayacağını düşünüyor. Ama sürekli omurgaya direkt oturduğumuz yerden binen baskıyla o aktarım vücutta bir dengesizlik varsa yukarı dengesiz bir şekilde gitmeye devam ediyor. Ta atlasa kadar, en tepeye kadar. Peki sağlıklı bir şekilde oturma imkanımız var mı? Kesinlikle var. Zarar vermeden. Kesinlikle var ama bunun için öncelikle egzersiz yapmak gerekiyor. Pilates de bu egzersizi kapsayan tanımlardan bir tanesi. Yani önce dengeli kas gelişimini sağlayıp omurgayı doğal pozisyonuna getirip sonra ne yapacaksak, ne aksiyon alacaksak almamız gerekiyor. Yani hadi git spor yap dendiğinde direkt giderek X bir branşa yönelmek egzersiz yapmadan çok doğru değil. Önce egzersiz, sonra X bir branşta kas gücünü, genel eforunu, kardiyovasküler sistemini arttırmak. Sıralama böyle olmalı. Peki sporla hiçbir ilgimiz yok. Masa başı çalışıyoruz. Yani dünyanın %80'i Evet. gibi. O zaman da mı egzersiz çok kritik Kesinlikle. oluyor? Kesinlikle. Yani şöyle bir şey var. Bir binanın temeli gibi ve onun düzgün bir şekilde çalışmasını istiyorsak o temelin sağlam atılması gerekiyor ve biz egzersiz yaparken omurgaya yakın derin stabilizatörleri çalıştırdığımız için o derin stabilizatörler çalışmadan vücudunuza yapacağınız diğer aksiyonlar sürekli dengesiz bir kaz gelişimiyle omurga eğriliği, kifoz, lordoz gibi farklı farklı problemlere sebebiyet verecek. Skolyoz. Şey aklıma geldi. Şimdi Pilates, Joseph Pilates'in bulduğu bir Evet. egzersiz sistemi. Aynen öyle. Doğru söylüyorum değil mi? Spor Doğru. değil, egzersiz Doğru. diyoruz. 1900'lü Evet. yıllarda ortaya çıkmış Hı. ve zaten kendisini iyileştirmek için
yarattığı bir sistemdi galiba. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten kendisi çok sağlık problemleri olan biriydi. Kemik erimesi olan bir çocuktu. Çocukluk dönemi sürekli sakatlıklarla ve problemlerle geçen biriydi. Aslında kendini düzeltmek üzere Pilates'in içerisinde boks var, yoga var, fitness var, genel işte atletizm var. Çünkü bu branşların hepsini deneyimlemiş biri Joseph Pilates ve kendi çözümünü bu şekilde buluyor. Yani bütün branşların harmanlanmasından Evet. çıkan bir egzersiz sistemi Evet. ortaya atıyor. Kesinlikle onların temelini atmış oluyor. Peki şundan bahsettin ya, hani bazı kronik rahatsızlıkların ortaya çıktığını söyledin. Evet. O terimleri tabii ki biz günlük hayatımızda çok Evet. Evet. kullanmadığımız için Evet. ben de biraz yabancıyım. Ben Evet. biraz onları hani farklı bir dile çevirip daha basit bir şekilde söylemek istiyorum. Yani şunlar oluyor. Oturduğumuz için üst ekstremitede, bu sefer Süpersin. doğru Doğru söyledim, söyledin. Evet. bazı bozukluklar oluyor. Evet. Yani zaten göz sorunları, onu geçiyorum. İşte Hı. stres ve yorgunluk, cilt şikayetleri, bunları geçiyorum. Biz şu an hani beden odaklı Evet. konuşuyoruz. Özellikle parmaklarımızda, ellerimizde, Evet. işte telefonu Hı çok hı. uzun süre baş parmağımızı farklı şekilde Evet. kullanmamız, omuzlarımız, Hı. hele ki bir cihazla birlikteysek, bir kişiyle değil de etkileşim bir cihaz Evet. üzerindense, oradaki duygu yükünü bütün bedenimizde daha da çok yaşıyoruz. Evet. Peki ya bu noktaya nasıl yaklaşmamız Evet. gerekir? Pilates burada ne diyor? Ya şöyle aslında bunu şu an masa başı çalışan gerçekten herkes yaşıyor. Yani omurganın öne doğru bükülü kalması veya başın öne doğru gitmesi, ekrana doğru refleks vermesi, forward head dediğimiz veya carpal tünel sendromuyla baş parmağını veya işaret parmağını kullanamaması bu onu çok kötü etkiliyor. Çünkü aslında bizim medeniyet hareketimiz var ve medeniyet hareketini bize yaptıran bu kasımız, pollicis longus ve işaret parmağına çok yakın. Biz bu hareketi yapabiliyorsak medeniyiz. Çünkü bu hareketi, bu kas olmasa bununla kaşık tutmak, yazı yazmak ve benzeri şeyler yapmamız mümkün değil. Bunun adı medeniyet hareketi mi Medeniyet oluyor? hareketi ve medeniyet kası geçiyor. O yüzden el bizim için çok önemli. Genelde şöyle bir şey oluyor. Tabii ki bunlardan bahsederken bu süreçleri biz önce doktor onayından sonra egzersiz sistemine dahil ediyoruz. Yani doktor hareket edebilirsin dediyse biz pilates yapabilir, düzgün bir şekilde kendini çalıştırabilir diyoruz. Yani şöyle düşün, masa başı çalışanlarda bilek ağrısı, parmağında problem Evet. veya işte oyun konsolunu kullanmak, bilgisayarı, mouse'u, klavyeyi kullanmaktan bu tür problemler çıkıyor. Bu da ta boyundan başlayıp ele kadar gelen medyan bir sinir var. Elin sürekli bu şekilde kalması o medyan sinirine baskı yapıyor ve carpal Evet. tünel sendromu oluyor. Bu da eli etkiliyor. Aslında bu medyan sinir ta boyundan başladığı için boynu da etkilemiş oluyor. Yani elinde yaşayacağın bir problemle boynunda yaşayacağın bir problemle elini etkilemiş oluyorsun. Maça başı forward hit de elini etkiliyor. Buradaki carpal tünel sendromu da boynunu etkiliyor. Şimdi sen anlatırken şunu tahayyül ettim. Hani biz işte şirketlerdeki organizasyon aşamasını konuşuyoruz, Evet. sistemleri konuşuyoruz, siber dünyadaki sistemleri, siber saldırıları, kendi vücudumuzda da bir sistem ve bir organizasyon şeması var. Evet. Ve bütün yaptığımız işleri bu bedenle yapıyoruz bilgisayar başında. Evet. Biz kendi bedenimizin içerisindeki organizasyon şemasına pek de belki hakim değiliz. Belki bir departman çökmüş Evet. durumda. Hani bu yüzden Evet. süreç ilerlemiyor. İşte benim elim uyuşuyor. Ha. Hani elimin uyuşmasını engellemeye çalışıyorum ama belki Hmm. bambaşka bir yerdeki Kesinlikle. sorun kaynaklı elim Evet. uyuşuyor. Evet. Ya da uykum geliyor. Evet. Tabii ki bunu işte doktor sürecinden sonra doktor bir rapor hazırlıyor. Diyor ki hareket etmeli ve pilates yapabilir veya egzersiz yapabilir. Bunlara yönelik çok güzel hareketler var. Çok güzel çalışmalar var. Bu çalışmalarla dengeli kas gelişimiyle omurga yapılan dengeli kas gelişimi ve spesifik çalışmalarla bunlarla ilgili çok güzel geri dönüşler alınabiliyor. Yani düzeltmek amaçlı. Evet, düzeltici çalışmalar. Anladım. Peki şunu diyebiliyor muyuz, yani şu şekilde oturulduğunda oturmak zararlı değildir Evet, diyebiliyoruz. diyebiliyoruz buna. Evet, böyle bir oturma şeklimiz var ama bu sürdürülebilir olabilmesi için egzersiz yapmalı kişi. Egzersiz Sürekli. yapmazsa geçici bir oturuş oluyor, geçici bir pozisyon oluyor. Kalıcı olması gerekiyor bizde bu. Yani yine çözüm kişinin kendisine döndü.
kendisini istikrarlı bir şekilde egzersiz yapması Kesinlikle, alternatif oluyor. kesinlikle. Peki yaygın olan rahatsızlıklar ve vücuttaki deformasyonlar neler oluyor daha çok? Onun Genelde, detaylarını da konuşalım. evet, genelde işte halk dilinde kamburluk diye hitap ettiğimiz bir problemi yaşıyorlar. Evet. Kifotik bir yapıyı yaşıyorlar. Aslında bunu yürüyenler de yaşıyorlar. Masa başı çalışanlar da yaşıyorlar. Çünkü gün içerisinde hep öne doğru bir eğilimimiz var. Bu ekran olabilir, yürümek olabilir, her şey olabilir. Çünkü geriye doğru bir aksiyon alınmıyor gün içerisinde. O yüzden geriye doğru yapılan çalışmalar kişiye çok kolay gelmeyebiliyor. Ve biz bunu bir derste bile kişiye çok farklı hissettirebiliyoruz. Özellikle masa başı çalışanlar tek derste bile çok farklı bir hisle dersten ayrılabiliyorlar. Yani bedenin her yönde kullanılması lazım. Kesinlikle dengeli kas gelişimi. Bu arada işte kronik rahatsızlıklar artabiliyor, uykusuzluk, obezite, kan pıhtılaşması artabiliyor. Daha birçok, hani o bambaşka bir konu. Evet. Hani sadece değinmek istediğim şey şu, belki hani oturma alışkanlığı değişse aslında birçok şeyin kök sebebi o, birçok rahatsızlığın. Evet. Ve Evet. bunların çıkmasını Evet. engelleyeceğiz. Yani çok basit burada otururken bile eğer benim belimde bir boşluk varsa benim belimdeki o yuvarlaklıktan dolayı sırtımda bir kifoz yani kamburluk oluyor. Ama belimi düzeltirsem eğer sırtım da düzeltiliyor. Düzelmiş Evet. oluyor. Yani bu bir bütün. Bunu kişiye öğretmek için bir süreç geçirmemiz gerekiyor. Bu da hareketli oluyor. Sporla değil ama egzersizle oluyor. Evet, Evet. yani peki egzersiz, tamam, spor salonuna gidip de yapılabilir. Ondan bağımsız olarak bir Evet. oyun olmayacak. Yani bir Evet, yani profesyonel biriyle müsabaka. çalışıp birebir Evet. onu egzersiz olarak yapması gerekiyor. Peki sürekli ayakta durduğumuzu düşünelim. Şimdi dünyada bazı donanımlar var. Sürekli veri topluyor vücudundan. İşte ne durumda, sağlık verilerini topluyor, seni uyarıyor. İşte akıllı saat bunlardan biri. Ama benim bahsettiğim şu, diyelim ki sen çalışırken aynı zamanda koşu bandında yürüyebileceğin sistemler var. Hani bunlar da başlıyor çünkü bu bir ihtiyaç. Hani bir yandan da hareket et diye. Ama Evet. hareketi düşünmüyorsun o sırada. Çalışıyorsun, bir Evet. yandan hareket ediyorsun. Bunu yapsak, yani sürekli biz ayakta çalışsak, o Evet. zaman bedenimizi daha iyi koruyabilir miyiz? Ya kesinlikle koruyabiliriz fakat ben zihin ve bedene bir bütün bakıyorum. Yani zihnin ekranda bir konudayken bedenin başka bir konuda olması verimliliğini düşüreceğini düşünüyorum şahsım adına. Çünkü o anda zihniyle bedenine hükmedebilmeli kişi. Kontrol edebilmeli. O derin kaslara o şekilde inebiliyor. Kesinlikle kardiyo çalışması olmuş oluyor kişi için. Olumlu bir şey olmuş Evet. oluyor ama %100 dönüşü düşündüğünde yine işin sonu egzersize geliyor. Çünkü bu bir alternatif. Masa başı çalışanlar sürekli farklı alternatifler üretilmeye çalışılıyor. Farklı cihazlar, farklı üretimler. Fakat yürüyüş bandı diye adlandırdığımız şey bile belli bir süre sonra diz eklemine zarar verebiliyor. Anladım. Yani birçok şeyi bir arada yaptığımız bir dünyadayız ya. Özellikle böyle hızlı tüketim, bilgi anlamında da hızlı tüketim, Evet. daha çok kişi bir kişinin yapması. Hal böyleyken sadece egzersiz yaparken egzersize odaklanalım. Aslında buna da zaman ayırmak çok zor. Yani bir podcast dinleyelim yandan gibi, en Evet. azından hani boşa vakit geçmesin gibi düşünebiliyoruz. Evet. Ama senin dediğin, yani beden neredeyse zihin de orada olacak ki gerçekten Evet. hani beden için bir şey yapmış Evet, olalım. kesinlikle öyle. Zaten açıp bizi izlerlerse iyi bir Evet. dönüş almış olabilecekler. Çünkü şöyle bir şey var. Biz az önce bir koşu bandı örneği verdim. O koşu bandı önünde teknik olarak o koşu bandını her adımda frenlemeye çalışıyoruz diz eklemiyle. Çünkü duran bir yapı değil, hareketli bir yapı olduğu için her adımımızda diz eklemimize bir stres binmiş oluyor. Ya bir tık eğim yapıyoruz ya da dışarıda koşmayı yine tercih ediyoruz ve aslında o kadar gün içerisindeki o kadar saat içerisinde bence masa başı çalışan arkadaşlarımın kendine yarım saat, 20 dakika ayırabileceğini düşünüyorum. Hani podcast dinlemek gibi bir şey yapabileceklerini Tabii düşünüyorum. orada böyle bir bağımlılık gibi de bir konu olabiliyor, siber bağımlılık. Evet. Dolayısıyla farkında olmadan zaman çok hızlı Kesinlikle. geçebiliyor orada. Şunu soracağım, bir de mobil cihazlar var ve işte medeniyet kası dedin. Evet.
Hani bizim için çok kritik olan bu kası çok fazla ve farklı açılarda kullanıyoruz. Ha, bunun gelişmesine mi neden olur acaba, yoksa nasıl bir zarar Evet. veriyor? Yani aslında orası aşırı kullanılmaya bağlı zarar görmüş oluyor. Aşırı kullanılmaya bağlı. Daha sonra da aşırı kullanılamamaya bağlı atrofi olmuş oluyor. Yani kas kendini geri çekmiş oluyor. Bunu iyi bir doktorla belli bir aşamaya getirip daha sonra hareket kısmına geçmesi gerekiyor. Ama o noktaya Gelmeden gelmeden hareketle önlem alabilir tabii ki. yine anladım. Onun için de aynı Yine şekilde. egzersiz yapabilir. Peki sen şey dedin ya Egemen, hani zihin, beden, bütün. Evet. Şimdi e-sporculara bakalım. Ve Türkiye'de e-spor sektörü çok iyi gidiyor hani dünyaya Evet. kıyasla. İşte kendimiz oynamıyoruz da bir konsol üzerinden, bir cihaz üzerinden oyun oynuyoruz. Ya orada bedende neler oluyor? Bunun bedene yansısı nasıl? Evet. Aslında ben ona şey gibi bakıyorum. Yemek yemek gibi. Mutlu oluyor kişi ama bedeni için iyi bir şey yapmış olmuyor. Zaten iki şeyde mutlu oluruz. Yemek yerken ve hareket ederken. Orada yemek Evet. yemiş oluyor. Yani aslında şu olmuş oluyor. O ekranda yaptığı çalışmayla kaslarına stres yüklemiş oluyor. Boyun kasına, kollarına, omuzlarına o esnada. Ama biz rahatlamasını istiyoruz. Yani egzersiz bandında geri dönmesini istiyoruz. Yani dışarıdan baktığımda boyun kasını kullanarak buraya farkında olmadan bir kasımı yüklüyor. Yani masa başında o attığı mailde yaşadığı stresi aslında orada da yaşamış oluyor. Yani o sporun iyileştirici etkisi siber dünyada olunca ortadan kalkmış oluyor. Kalkmış oluyor. Sadece bir oyun olduğu için Oyun olmuş sonuca oluyor. giden bir konu Evet, oluyor. kesinlikle. Evet. Yani bakalım neler neler göreceğiz bu arada, hani bir yandan Kesinlikle. da hani zor bir durum hepimiz için. Evet. Mesleklerin bu şekilde evrilmesi de üzücü. Evet. Ama göreceğiz yani nasıl Ve şey çok ilerlediğini. üzücü. Yani ilerleyen yıllarda bunlarla ilgili yeni omurga problemleri çıkacağını düşünüyorum. Farklı. Çünkü artık çok küçük yaşta başlanıyor. Evet, Ekranda hani gelişim kalmaya. Gelişim çağında çağında. anladım, farklı şekilde gelişiyor yani Evet. beden. Evet. Evet. Bu arada hani Türkiye'deki hizmet sektörüne baktığımızda da yani spor salonlarına, antrenörlerin çalışmalarına çok ekonomideki payı çok yüksek ve çok fazla görüyoruz hani bu konuda ders veren stüdyoları, eğitmenleri. Evet. Ben kendim çok minik denemiş biri olarak birinci modülü almıştım Evet, evet, eğitmenlikle evet. ilgili. Bir tane arkadaşıma, Nurdan'a, hani bel fıtığı problemi olduğu için Evet. egzersiz çalışması yaptırmayı denedim ve o an fark ettim ki bu böyle hani çok zor bir mesele bu. Bunu Evet. öğrenmek, eğitmen Evet. olabilmek. Sadece o sertifikayı almakla değil, sonrasında çok uzun bir yolu yavaş yavaş yürümekle Evet. oluyor. Ya orada bir kez daha anlamıştım hani senin nasıl çalıştığını. Hani ben önce kendi adıma, sonra da böyle sektöre örnek olduğunu düşündüğüm için çok böyle teşekkür etmek istedim. Ben Hem de teşekkür ederim. Çok sağ ol. yani senin söylemeyeceğini bildiğim için işte Joseph Pilates'in stüdyosundan teklif almış olman, seni Amerika'ya davet etmiş olmaları Evet. bence bu çok güzel bir şey. Bunun Evet. örneğini Evet, yani duymak. orada Joseph Pilates'ten eğitim almış bir eğitmen vardı ve o daveti benim çok hoşuma gitmişti. Bunu birkaç tane eğitmene yapmıştı. Onlardan bir tanesi bendim. Bu bana çok iyi hissettirmişti. Ama yani Türkiye'de de elimizden geldiğince bunu bu seviyede, az önce söylediğin seviyede daha önemli hale getirmeye çalışıyoruz. Gerçekten önceliğimiz şu oluyor. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Kişi bir problem varsa doktoruna gidiyor. Doktoru diyor ki sen hareket edebilirsin veya edemezsin. Eğer hareket edebilirsin diyorsa bizim onu bilinçli yetmenler olarak doğru hareket ettirmemiz gerekiyor. Evet. Ve bu konuda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Çünkü kişiyi daha sıkıntılı bir sürece sokmamamız gerekiyor. Ve az önce söylediğin şeyler için de çok teşekkür ederim. Kendimi çok iyi hissettim. Çok sağ ol. Evet. Egemen, ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir akıştı. Enerjine çok teşekkürler. Çok sağ ol. Siberosfer'in bu bölümünde bedenimizi konuştuk. Sürekli siber dünyadan bahsediyoruz. Oradaki mesleklerden ve dünyanın gittiği yerden. Aslında bunların hepsinin içerisinde bedenimizle birlikte bulunuyoruz.
Umarım bu program bunu tekrar düşünmeye vesile olur ve bedenimizin üzerinde siber dünyanın yarattığı etkilerin farkında oluruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.